Tınaztepe kampüsündeyiz. Buca'dayız. Size okulumu gezdirmek istiyorum. Tınaztepe'de gördüğünüz fakülteler mevcut. Tınaztepe'nin burası ana giriş kapısı. Yan tarafta bir de arkada iki tane daha kapısı var. Onları da size göstereceğim. Tınaztepe'ye giriş için otobüsler şuradan kalkıyor. İsterseniz biraz fazladan Tınaztepe'yi gezelim. Ulaşmamızı 3 şekilde sağlıyoruz. Birincisi buradan kalkan ringler. 10 dakikada bir buradan ringler kalkıyor. Yaz döneminde belki bu süre biraz daha uzayabilir öğrenci azlığından dolayı. İkincisi otostop. Bazı öğrenciler şu taraftan otostop çekerek fakültelere ulaşımlarını sağlıyor. Üçüncüsü de otobüsler. Fakültenin içine giren sadece tek otobüsümüz var. 878. Diğer otobüslerde size ilk başta gösterdiğim taraflarda duruyorlar. En son durakları orası. Tekrar içine gelip buradan ringe binmeniz gerekiyor. Ulaşımı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Hatta şu anda bir tane ringde okulu geziyor. Bugün KPSS sınavı olduğu için ringler hafta sonunda mevcut. Evet, ilk durağımız Hukuk Fakültesi'ne geldik. Hukuk Fakültesi daha önce aşağıdaki 9 seçmeler kampüsündeydi. Buraya taşınalı birkaç sene oluyor. Çok büyük bir fakülte, içerisinde yemekhanesi de mevcut. Hukuk Fakültesi'nin hemen şu aşağısında bir kapı var. Girişler genelde öğrenciler bu taraftan ulaşımlarını sağlıyorlar. Kapının altında Starbucks, McDonald's, Brevmut, Panino, dönercinin olduğu birçok kafe mevcut. Biz genelde Tınaztepe'den uzaklaşmak istemezsek orada vakit geçiriyoruz. Oldukça yakın yani. İsterseniz bir sonrakine devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi spor salonuna geldik. Spor salonu ve spor sahaları içeride mevcut. Şurada gördüğünüz de bizim meşhur yokuşumuz. Birazdan orayı da çıkacağız zaten. Burada spor aletleri, işte basketbol maçlarının yapıldığı, işte antrenmanların yapıldığı bir alan aslında. Şimdi devam edebiliriz. Amerikan futbolu ve futbol sahamızı göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, burası da futbol sahamız. Burada futbol antrenmanları, Amerikan futbol antrenmanları yapılıyor. Hem kadın hem erkek Amerikan futbol takımlarımız var. Oldukça da başarılılar. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Şimdi bir sonraki durağımız olan kütüphaneye, karşıdaki kütüphaneye geçelim. Evet, kütüphanemize geldik. Burada çalışma odaları, çalışma masaları, bilgisayarlar gibi birçok olanak var. Birçok öğrenci burada çalışıyor. Özellikle vize final döneminde çok kalabalık oluyor. Şurada da okulumuzun yeni vize sağlı olanaklardan çorba çeşmesini görüyorsunuz. Belki Twitter'da denk gelmişsinizdir bu şeye. Şimdi denizcilik ve işletme fakültesine doğru gidelim. Evet, İşletme Fakültesi'ne geldik. Evet arkadaşlar, İşletme Fakültesi'ne geldik. Burası İşletme Fakültesi'nin ön tarafının girişi. Bence kampüsün en sosyal fakültelerinden biri. Gördüğünüz gibi burası oturulan yerler. Burası ana giriş kapısı fakülteye. Şurada gördüğünüz mavi bina da, isterseniz daha yakınına gidelim. İşte buradaki mavi binada İşletme Fakültesi kulübünün
odası. Fakültenin sosyalliğini, öğrenci yakınlığını buradan da anlayabilirsiniz. Kulübümüzün ayrı bir odası var. Oldukça aktif bir kulüptür. Burayla alakalı çok fazla söylenecek şey var ama bence ayrı bir video konusu. İsterseniz diğer tarafları gezmeye devam edelim. Alo. Şimdi size Fen Fakültesini ve Edebiyat Fakültesini göstermek istiyorum. Gelin hemen şu tarafta. Burası da oldukça kalabalık ve sosyal bir fakülte. Hatta ben hiç oturmadım ama şu kafesi de meşhurmuş. Sosyoloji, psikoloji, matematik gibi bölümler burada yer alıyor. Şimdi size yemekhanenin olduğu tarafı göstermek istiyorum. Hadi gelin bir de o tarafa görelim. Arkamda görmüş olduğunuz mavi binada bizim yemekhanemiz. Bence 9 Eylül'ün en büyük eksikliklerinden biri de bu. Çok fazla fakülte var ama tek yemekhanemiz var. Bir tek galiba hukukun içinde yemekhane var. O yüzden biraz fazla sıra oluyor. En büyük eksikliklerinden biri de bu. Altında da sağlık ocağı gibi bir pembe bina var. Onda Medico. Aile hekimliğini buraya aldığında öğrencilerimiz rahatça hizmet görebiliyor. Şimdi buranın sosyal alanı olan üniversite parka gidelim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir alanda. Tınaz Kafe Kampüsü. Aslında belki o yüzden de kötü yorumlar okumuş olabilirsiniz. Kalabalıklığından şikayet eden ama bu kadar fakültenin böyle büyük bir alana sığması gerekiyordu. Şimdi gelin sosyal alana devam edelim. Evet arkadaşlar, burası da üniversite park. Öğle aralarında, ders aralarında, ders çıkışlarında genelde buraya geliyoruz. Aşağı inmektense burada vakit geçiyoruz. İçeride Burger King, ev yemekleri, Şok gibi yemek yiyebileceğiniz, oruç yapabileceğiniz alanlar var. Önceden sinemada vardı ama kapatıldı. Nedenini ben de bilmiyorum. Sadece burasıyla alakalı biraz fazla gene kalabalık olduğumuz için ve mühendislikten öğrencilerin tam karşısında olduğu için burası yer bulmakta biraz öğle arası zorluk çekebiliyoruz. Ama yine de çok güzel bir alan. Keşke bunun sayısı fakültede arttırılsa. Gelin bir de içeriye gidelim. Tabii şu an hem hafta sonu olduğu için hem de KPSS sınavı olduğu için okulda yemek yiyecek yerler kapalı. Ama gördüğünüz gibi kahvesinden çayına, dönerine, ev yemeklerine, hatta kozmetik ürünlerine kadar birçok şey mevcut. Burası önceden sinemaydı ama şu an Latin dans kulübü oldu. Fakültenin dans kulübü oldu. Şu içeride gördüğünüz alanda da ev yemekleri yapılıyor. Eğer ki yer bulabilirsek ve üşenmezsek yukarıya çıkıp burada yemek yiyoruz. Bir de şu ileride Şok Market ve Kırtasiye de var. Bu arada söylemeden geçeyim. Üniversite parkının hemen arkasında bir kafe daha var. Orada da yemek yenebiliyor. Yani onu da ekleyeyim. Şimdi mühendislik hemen karşı tarafta. Buradan göstersem olur. Karşı taraf gördüğünüz gibi çok büyük. Mühendislik fakültesi, bilgisayar mühendisliği, mühendisliği, makine mühendisliği, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, birçok mühendislik alanı burada. İlk, birinci ve ikinci öğretimler de burada diyebiliyorum. Hemen karşısında mimarlık fakültesi var. Hemen ona da bakalım. Turunun son kısmı mimarlık fakültesine geldik. Burada mimarlık bölümü şu tarafta gördüğünüz gibi. Ortada mimarlık fakültesinin dekanlığı mevcut ve şu karşısında da
şehir bölge planlama bölümü var. Mühendisliğin hemen tam karşısı oluyor burası da. Video bu kadardı Tınaztepe için. Ama son olarak 9 seçmeler ve hazırlık kısmını da size göstermek istiyorum. Çünkü eğer buradaki bölümler İngilizce olduğu için birçoğu hazırlık da zorunlu. Orada da ilk yıl hazırlığı okumanız gerekiyor. Orayı da görmenizi istiyorum. Şimdi önce aşağı inelim, ondan sonra videoyu bitirelim. Burası da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 9 Çeşmeler Yerleşkesi, 9 Çeşmeler Kampüsü olarak geçiyor. Hazırlığı burada okuyorsunuz. Eğer hazırlığınız zorunluysa veya bölümünüz İngilizce ise ya da isteğe bağlı bir hazırlık okuyorsanız hazırlığı bu kampüste okuyorsunuz. Burası Hasan Ağa Parkı'nın tam karşısı. Şu an içeriden tam çekmiyorum ama Hasan Ağa Parkı'nın tam karşısı. Türkiye İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi gibi bölümler burada yer alıyor. Buranın çevresinde çok fazla kafe, yemek yenilebilecek alan, sosyal bir sürü aktivite yapabileceğiniz yer mevcut. Tınaztepe'ye de otobüsle 10, yürüyerek de 15 dakika uzaklıkta. Çok da uzak değil yani. Ama Tınaztepe'ye oranla daha çok sosyal alanın olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, videoyu burada bitirmek istedim. Burası Hasan Ağa Bahçesi. Çok büyük bir yeşil alan. İşte basketbol sahası, tenis kortu, futbol sahası, yürüyüş alanları, spor aletleri. Hatta içinde karakolun olduğu çok büyük yeşil bir alan. Hatta genellikle buraya öğrenciler ve Buca'da oturan insanlar işte müzik dinlemek, kitap okumak, sohbet etmek, piknik gibi birçok aktivite için buraya geliyorlar. Hatta geçen sene çim konserleri gibi etkinlikler de burada yapıldı. Bana nerede sosyalleşeceğim, sosyal alan var mı diyen bazı insanlar olmuştu. Onlar için de söylüyorum. Aslında burası gerçekten sosyalleşmek için çok güzel bir yer. Çünkü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin tam karşısında. Bu yüzden birçok işte eğitim fakültesinden, Tınaztepe'den, yabancı dillerden birçok öğrencilerin gelip burada kümeler halinde oturduğu bir alan. O yüzden bence sosyalleşmek için de çok güzel bir fırsat. Videom bu kadardı. Umarım Buca, Tınaztepe, kafasındaki soru işaretleri herkesin biraz silebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yorumlarınız video hakkında veya geçmişteki videolarım hakkında veya Buca, Tınaztepe hakkında sorularınız olursa aşağıdaki yorum kısmına beklerim. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.